var. Bırakın şu saçma kan davasını. Selim, sakın dışarı çıkma oğlum. Ercan! Ercan! Yetiş, kurtar beni! Geldim Ayşem. Ayşe, Ayşem, Ayşem. Yavrumuza Selim'e iyi bak. Koru onu. Kimseye bırakma. Hiç kimseye bırakma. Ayşem, 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 Ayşem. Ayşem, Ayşem, Ayşem. Ayşem! Ercan kardeşim yapma. 8 yıldır aynı kabusu gördün. Evet. Oh, aynı rüya. Yarın sabah çıkıyorsun. Çocuğuna kavuşacaksın. Sevin. Sağ ol. Sağ ol. Bir sevmeye kader hazır, yol kesmeye ziyan oldu ömrümüz. Nasıl geldik bu hale? Özdıraplı kullar, özdıraplı kullar. Merhaba. Marangoz Halit abi burada mı oturuyor? Kim? Bana yazdığı son mektubunda bu adresi vermişti de. Ha, anladım. Bizden evvelki kiracıyı soruyorsunuz. Evet. Onlar buradan çıkalı 5 yıl oldu kardeşim. Bildiğim kadarıyla Halit usta da çok hastaydı. Nereye gittiklerini bilmiyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Yanlarında bir çocuk var mıydı? Çocuk yoktu yanlarında. Biz arka mahallede oturuyorduk. En iyisi bir de muhtara sorun, o bilebilir. Şu yoldan gidin, sağ tarafta görürsünüz. Sağ ol. Rica ederim, rica ederim. Muhtar benim evladım, otur. Yan sokakta 7 numarada oturan marangoz Halit Efendi'nin nereye taşındığını öğrenmek istiyordum. Halit ustayı ne yapacaksın? Benim hemşerim olur da... Hem şimdi 10 yaşında olması gereken oğlumu ona bırakmıştım. Ne zaman? 8 sene evvel. 8 sene önce neredeydin? Hapisteydim. Namus meselesi. Eyüp, Tepe Sokak, 9 numaraya taşınmışlar. Ama 5 sene evvel. Eyüp, Tepe Sokak, numara 9. Merhaba. Affedersiniz. Marangoz Halit Usta burada mı oturuyor acaba? Nesi oluyorsunuz? Hiç, hemşerisiyim. Ah, Halit Efendi rahmetli oldu evladım. Karısı Emine teyze. O da eşyasını topladı gitti. Yanlarında 10 yaşında olması gereken bir çocuk vardı. Onların yanında çocuk mocuk yoktu değil mi bey? Evet. Bu delikanlı Halit Usta'yla karısını arıyor. Halit Usta ne oluyordu? Komşumuzdu memlekette. Ben hapse girerken 2 yaşında olan oğlumu vermiştim onlara. Bakacaklardı. Yanlarında çocuk mocuk yoktu öyle değil mi hanım? Yoktu ya. Sağ olun efendim. Bakar mısın kardeşim? Emine Hanım'ın bir kız kardeşi var.
Emine Hanım'ı minibüsçü Deli Raşit götürmüştü. Belki adresini o bilir. Gel kardeşim, götüreyim seni. Allah senden razı olsun be kardeşim. Sağ ol. Bana Deli Raşit derler ama aldırış etme. Aklım başımdadır. Göreceksin, götürüp Emine teyzeyi bıraktığım evi hemen bulacağım. İnşallah kadıncağız oradan da başka yere gitmemiştir. Hadi abi gel. Burası. Kimse yok galiba. Marangoz Halit amcanın eşi Emine teyze burada mı? Burada ama çok hasta. Ha öldü ha ölecek. Ben Selim'in babasıyım. Emine teyze tanır. 8 sene evvel oğlumu Halit amcayla ona bırakmıştım. Hapse girerken. Konuşacak hali yok. Anne bırak adam çocuğunu sorsun. Ölürse nasıl bulur oğlunu? Sonra vicdan azabı çekersin. Buyurun. Geç abi. Emine teyze. Emine teyze, benim, ben, Ercan. Oğlum nerede Emine teyze? Oğlum nerede Emine teyze? Oğlum nerede? Çok, çok iyi bir yerde. Nerede? Nerede Emine teyze? Nerede olduğunu söyle bana. Allah'ını seversen söyle. Oğlumu bulmak istiyorum. Ne olur söyle Emine teyze, ne olur. Konuşturmayın, ölecek zavallı. Ablacığım, bu adam ömür billah oğlunu bulamaz sonra. Oğlumu kime verdin? Kime? Sevip. Seçkin. Abla, ablacığım, ablacığım. Alo? Evet, Sevim Seçkin benim. Kimsiniz? Alo? 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 Sevim Seçkin'in eviydi. Kendisi de evde. Demek ki rehberdeki adresi doğru. Öyle olmalı. Şimdi hemen oraya gideceğim. Ayıp ettin abi. Ben bu işleri para için yapmadım. Başka bir arzun var mı? Sağ ol. Üstümdekileri çıkarıp yeni bir elbise alacağım kendime. Sonra da bir oda tutacağım. Başım sıkışırsa ararım seni. Eyvallah abi. Allah yardımcın olsun. Güle güle. Sağ ol. Efendi, Selim'i kursa götüreceksin. Orada bekle. Bugün araba bana lazım değil. Bugün bana araba kullanmasını öğretecek Yo, misin? Yok, bugün olmaz. Gelirken arkadaşların da alın Ahmet Efendi. Biraz dolaşsınlar otomobille, olur mu? Başüstüne efendim. Yaşa anne. Güle güle canım. Güle güle.
Sevim Hanım, affedersiniz. Sizinle görüşebilir miyiz? Ne hakkında? Oğlum hakkında. Onu almaya geldim. Kimsiniz siz? Selim'in babasıyım efendim. Marangoz Halit Efendi'ye bırakmıştım oğlumu. Size evlatlık vermişler. Buyurun içeride konuşalım. Koca adam olmuş. Ben büyüttüm onu. Ama benim oğlum o. Beni anne biliyor. Ona her şeyi verdim. Siz ona ne verebileceksiniz? Kendimi. Babasını hanımefendi. Bir katilin oğlu olması hoşunuza mı gidecek? Benim katil olmamın bir nedeni vardı. Bilmiyorum ama her insan katil olabilir. Hem cezamı çektim hiç olmazsa. Kaç para istersiniz? Niçin? Selim'i bana bırakmak için. Ne diyorsunuz siz? Deli misiniz? Kim evladını satar? Ne yani? 8 sene evladınızı aramıyorsunuz, sonra bir gün kalkıp oğlumu almaya geliyorsunuz. Bunun manası? Bunun manası imkansızlık sadece. Hem hapiste hem oğlumun yanında olamazdım. Peki. Kan davanız bitti mi? Bu da nereden çıktı? Yalan mı? Rahmetli Halit Efendi söylemişti. Bir de kan davanız varmış. Siz biraz da bunun için adam vurmuşsunuz. Olabilir. Ama neyi değiştirir? Oğlum benim oğlum olmaktan çıkmaz ki. Şimdi o da o çarkın içine girecek. Kader bu. Onun kaderi değişti. Benimle yaşamak ona bu şansı verdi. Selim şimdi iyi bir eğitim görüyor. Sonra koleje girecek. Benim servetim de ona kalacak. Bütün bunlardan onu mahrum mu edeceksin? Acımıyor musun oğluna? Güzel konuşuyorsunuz hanımefendi. Fakat düşünün, benim de karım vardı. O da evladının okuyup adam olmasını isterdi. Onu kaybettiğim zaman... Karınızı nasıl kaybettiniz? Beni vurmak isteyenler onu vurdu. Onun için mi katil oldunuz? Başka ne olabilirdi ki? Dünyada en çok sevdiğim insandan kalan tek hatıram o benim. Ondan nasıl ayrılabilirim? Selim'i asla vermeyeceğim. Babası bile olsanız vermeyeceğim onu. O bir anne biliyor. Bunu değiştiremezsiniz. Gidebilirsiniz. Gidiyorum ama gene geleceğim. Kim o? Benim ben. Hasan Emin. Hasan Emmi, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Gel içeri. Otur şöyle. Burada kalıyorum. Beni bulduğuna göre mektubumu almış olacaksın. Mektubu alınca hemen yola çıktım zaten. Gene de evi zor buldum. Sağ ol. Dikkat et, hasımların İstanbul'da olduğunu biliyorlar. Hı hı. Sen ne yaptın? Çocuğu buldun mu? Buldum. Halit abi rahmetlik, onu zengin bir kadına evlatlık vermiş. Bakamayacaktı herhalde. Ama daha çocukla konuşamadım. Kadını ana bellemiş. Çocuğu alırsan onu da tehlikeye atmayacak mısın?
Ne tehlikesi. Gel şöyle gel. Bak ne yazmışlar. Ecelin geldi köpek. Cama yaklaşma. Galiba seni takip etmişler Hasan emmi. Polise haber versen. Arka bahçeden kaçalım. İsimizi bulamazlar. Hadi yürü. Ne yapacağız avukat bey? Nasıl engel oluruz ona? Ben de onu düşünüyorum. Yalnız şunu söyleyeyim, şimdilik bir tehlike yok. Nasıl? Unutmayın ki o daha avantajlı. Babası çünkü. Selim benim her şeyim. Onu kendi evladım gibi seviyorum. Üzülmeyin Sevim Hanım. Meseleyi çözmek için en iyi çare ona oğluyla konuşmak için fırsat vermektir. Olmaz. Bitmedi. Ona soğuk davranacaktır Selim. Siz de ben de elimizden geldiği kadar adamı kötüleyeceğiz. Ama asla Selim'e baskı yaparak değil. Selim'e çok iyi davranacağız. Seni hiç aramadı diyeceğiz. Seni sevse şimdi mi ortaya çıkardı diyeceğiz. Adam hapisteydi, nasıl arasın? O onun sorunu. Üstelik hiç tanımadığım bir adam için nasıl kötü diyebilir? Yapamam. Başka bir çare bulmalı. Selim'i istiyorsak bunu yapacağız. Adamla bir de ben konuşsam. Adresini bıraktı mı? Kovdum onu. Kim bilir nerededir. Senin işin zor be kardeşim. Zor ki zor Hasan emmi. Adamlar peşimde. Ama oğlumdan daha fazla ayrı kalmak istemiyorum. Sana şimdi çok para lazım. Al bunları. Paran olunca ödersin. Evimi tarlamı sattım. Yanımda epeyce para var. Bizim otobüs kalkacak. Ben gideyim gayri. Nasıl alacaksın oğlunu? Oğlumu kaçıracağım. Seni tanımıyor ki çocuk. Olsun. Baba ile oğluz ne de olsa. Yavaş yavaş alışır bana. İyilikle karşısına çıksam beni dinlemez bile. İnanmaz bana. Ama zorla kaçırırsam... Yalnız olacağımız bir yere götürürsem... Ağlaya ağlaya da olsa alışacaktır bana. Belki de o zaman inandırırım. İyi ama nasıl yapacaksın? Onun da bir çaresini bulacağız elbet. Yarışa ne zaman gireceksin? Daha belli değil. Ben de hazırlanıyorum yarışa, biliyor musun? Hadi Selim, geç kalıyoruz. Annem merak eder sonra. Geliyorum Ahmet amca. Bana bir tost alır mısın? Sen arabaya git, ben alır gelirim. Allah'a ısmarladık Barış. İyi, iyi. Yarın görüşürüz. Kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Kusura bakma delikanlı. Yolda konuşuruz. Beni kaçırıyor musunuz? Hey! Hey dursana! Ne yapıyorsun be adam, dursana! Hey! Thank you.
Bana kalırsa o adam bir daha görünmeyecektir. Alo? Ne diyorsun Ahmet? Olamaz. Evet, adam çocuğu kaçırdı. Ben Selim'e tost almaya gitmiştim. Evet, Selim'i alıp kaçırdı. Arabayı da alıp götürdü. Ne oldu? Ne oldu Sevim Hanım? Babası çocuğu kaçırmış. Ne yapacağız? Ne yapmamız lazım bilmiyorum. Hemen basın yoluyla çocuğun tehlike içinde olduğunu halka duyuracağız. En doğrusu bu. Önce polise haber vermemiz gerekir. Çocuğa bir şey olmaz değil mi? Ne de olsa babası. Bir kötülük yapmaz. Yapmaz tabii ama... alo, alo, polis mi? Beni kaçırıyor musunuz? Sen benim oğlumsun. Doğru söylüyorum. Benim oğlumsun. Nedenmiş o? Sen çok küçükken annen öldü. Beni öldürmek isteyenler anneni vurdular. Sonra ben de annenin katilini öldürdüm. Hapse girdim. Seni Halit abiye verdik. O da seni evlatlık vermiş. Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Ben yalan söylemem, yemin ederim. Otomobili burada bırakacağız. O bizim değil. Bizim otomobilimiz. Annemle benim. Sevim Hanım'ın otomobili. Annemin, yani bizim. Onu burada bırakamayız. Çalarlar. Bak, kapıları kapar, telefonla yerini Sevim Hanım'a bildiririz, tamam mı? Hadi. Bırak elimi, sokulma bana. Seni sevmiyorum. İnsan kendi çocuğunu kaçırır mı hiç? Terslik çıkarma ne olur. Seni çok özledim. Sadece bana inanmanı istiyorum. Nereye gidiyoruz? Bir yer bulacağız elbet. Oğlumu kaçıran adam onun gerçekten hapishaneden çıkan babası olabilir. Gazeteler fotoğrafını basmış. Buraya geldi. Benimle oğlunu almak için konuştu. Kendisine çok sert davrandı. O zaman adamın çocuğunu istemesi normal. Bu bir dava konusudur. 7 seneden fazla bir zamandan beri hanımefendi onu büyüttü, baktı, evlat gibi bağrına bastı. Biz dava konusu üzerinde değil, çocuğun kaçırılması üzerinde duruyoruz. Bu kanunsuz değil mi? Bir bakıma evet. Onu bulmanızı istiyorum. Basına oğlumun ve adamın fotoğraflarını dağıttım. Kim görür de ihbar ederse 2 milyon lira vereceğimi söyledim. İhbardan baş kaldıramazsınız. Yalnız bu adamın kan davası ve hasımları var. Fotoğrafı görünce onlar da peşine düşeceklerdir. Bu da oğlunuz için tehlikeli olur. Bunu hiç düşünmemiştim. Adam onu korur. Babasıysa tabii. Tabanca tehdidiyle araba gaspı var. Ahmet Efendi, seni tabancayla tehdit etmedi mi? Etti. Vallahi etti. Olay bu. Bir gasp olayı ve bir çocuk kaçırma olayı var. Biz adamdan davacıyız. İmdat! Hey! Dur! İmdat! İmdat beni kaçırıyor! Gel buraya. Dur bakalım hemşerim, bu çocuk senin mi? Vallahi beni kaçırıyor. İstediğini almadım diye bana alın, numara yapıyor. Alın. Karakola giderim, orada anlatırsın. Al bakalım. Komiserim, bu çocuk sokakta imdat, bu adam beni kaçırıyor diye bağırıyormuş efendim. Bu çocuğu kaçırıyor musun? Oğlum o benim. İstediği bisikleti almadım diye numara yapıyor şımarık. Yalan söylüyor, beni kaçırıyordu. Oğlun olduğunu ispatlar mısın? Tabii efendim. Çocuğum olduğunu ispatlayan belgeler bunun içinde.
İşte bakın, bu da annesiyle çektirdiğimiz düğün resmimiz. Senin adın ne? Yalan söyleme, yoksa senin için iyi olmaz. Selim efendim. Bak, baban doğru söylüyor. Bu resimdeki kadın annem değil, bu da babam değil. Şimdi baban olduğunu söyleyen bu adamı hapse atacağız. Yahut sen yalan söylüyorsan seni. İnan bana yavrum, o senin annen. Senin için hayatını feda etti. Komiser bey, karım çocuk daha 2 yaşındayken öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Yanında kaldığı kadını anne bildi. Onun için bana inanmıyor. Peki sen neredeydin şimdiye kadar, çocuğun başkasının yanındayken? Hapisteydim. Karımı öldüreni vurmak zorunda kaldım. Çocuğu nereye götürüyorsun? Kan davasından kaçırıyorum onu. Bu kan davasının içine düşerse beni vurmak isteyenler onu da vurmasınlar diye. Sakın babanı bir daha üzme. Hadi bakalım, gidebilirsiniz. Söyle bakalım. Söylersem kızarsın. Sana hiç kızmam. İnşallah çabuk öldürürler seni de anneme dönerim. Bak amca ne yazıyor? Ercan isminde biri hapisten çıkınca evlatlık verdiği oğlunu kaçırmış. Ya ihbar edene 2 milyon verilecek. Ha. Eğer Ercan'ı bulursam ikisini de temizleyeceğim. Bum bum. Çocuk çok küçük be. Ne? Bana bak sen ikide bir silahına sarılma. Ben ne dersem o olacak. Peki amca, peki. Onları nasıl bulacağız? Düşüneyim. Amca ne yapıyorsun? Sertem, görmüyor musun? Düşünüyorum. Kadın 2 milyon vaat etmiş. Gören ihbar edecek. Ama ihbarı kadına edecek. O da bize söyleyecek. Söylemez. Ama biz söyletiriz. Sana kaç kere söyledim. O babacıyı çıkarma, niye çıkarmazsın? Tamam, peki amca. Güzel, dur. Bir kurnazlık düşüneyim. Amca, ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Düşünüyorum. Tamam, buldum. Polisiz deriz. Telefon eder, kumu anlatırım. Çok akıllı adamsın amca. Ne zannettin tabii? Akıllıyım ben, kakaya kalk. Aptal yürü. Buraya 2 milyon almak için telefon edecekler. Edecekler ama biz nasıl öğreneceğiz? Bir düşüneyim. Buldum. Umumi telefondan ihbar var mı diye sorarsak o zaman ya. Ama her telefon edene söylerler mi bakalım? Emniyet müdürlüğünden deriz. Sakaşma be! Yürü! Sevim Hanım. Evet buyurun. Çocuktan bir haber aldım. Ne olur söyleyin. Adamla Selim Üsküdar tarafındaymışlar. Selim bu adam beni kaçırıyor diye bağırmış. Polis müdahale etmiş ama adam çocuğun kendi çocuğu olduğunu söyleyip karakola atlatmış. Şimdi kim bilir nerededirler acaba? O tabancayı hasımların için mi taşıyorsun? Seninle rahat rahat hiç konuşamadık. Beni sevmeyebilirsin ama beraber yaşamak zorundayız.
Bu resimde gördüğün kadın senin gerçek annendir. Bunu öğren. Sen hiç okula gittin mi? Ortaokulu bitirdim. Benim okulum ne olacak? Okutacağım seni. Gerekirse Avrupa'ya yollayacağım. Okuyacaksın yavrum. Okuyacaksın. Hadi. Şimdi gidip bir şeyler yiyelim. Ne yiyeceğiz? Söyle bakalım. Balık sever misin? Canım bir şey istemiyor. Aa, bak senin için geldik buraya ama. Gelmeseydik. Ben evime gitmek istiyorum. Hadi yavrum ne seversen söyle. Dur ben gidip yemeklere bir bakayım. Sevdiğim bir şey bulurum. Ha? Tamam. Alo? Burası Emniyet Müdürlüğü. Kaç bir ihbar aldınız mı? Hayır, henüz bir ihbar olmadı. Siz kimsiniz? Ben Bakibaşı. Komiserim size telefon etmemi söyledi. Kendisi hafif bir trafik kazası olmuş, oraya gitti. Gelince o da arar. Güle güle. Daha bir ihbar olmamış. Yok. Merak! Bana bak, dana bak! İkide bir öyle silah aldana! Ben de versem olur! Tamam. Sen burada bekle. Evi gölde. Peki amca. Ah şu kadınların adı. Hepsi birbirinden cadı. Ah şu kadınların tadı. Eve yiyecek bir şeyler alalım. Ne istersin? Hiçbir şey istemiyorum. Rıza abi, bak adam oğlunu kaçırmış. Kadın da bulana 2 milyon veriyormuş. Ver bakayım. Vay be. Sana top alayım mı? Hı. Nasıl istersen. Ben telefona kadar gidiyorum. Tabii abi. Buyurun. Ben Sevim Seçkin. Ben bakkal Rıza Polat. 2 milyon vaat ettiğiniz adam Şile'de. Evet evet. Bulacaksınız emin olun. Ama ben 2 milyonumu isterim. Adresini yazın, gelin beni bulun. Gerisi kolay. Evet, evet. Tabii. Hiç kimseye haber vermeyeceğim. Çok çok teşekkür ederim. Saklıyorsun, ben senin
babanım, sen tanımıyorsun o güzel yüzünü, benden saklıyorsun. Ben sensiz yıllardır yaşamadım ki. Arayıp izini bulamadım ki. Ağlıyor gözlerim, mutluyum sanma. Hasretin bağrımda yaralar açtı. Sen her gün her gece sensin aklımda. Hasretin bağrımda yaralar açtı. Sen her gün her gece sensin rüyamda. Sensiz geçen yıllar zindan oldu bana. Şimdi sen varsın, sen hayat veren bana. Sensiz geçen yıllar zindan oldu bana. Şimdi sen varsın, sen hayat veren bana. Geç de olsa çok şükür, buldum ben seni. Ne olursun oğlum, sen de sev beni. Geç de olsa çok şükür, buldum ben seni. Ne olursun oğlum, ne olursun oğlum, tanı sen beni. Sesiniz çok dokunaklı ve güzel. Hele şükür bir şeyi beğendin. Seni nasıl sevdiğimi bilsen. Beni sevsen okuluma mani olmazdın. Okuluna mani olmayacağım ki. Ben de okutacağım seni. Hadi eve gidelim. Yemek yeriz, sonra da konuşuruz. Ne konuşacağız? Bir şeyler var konuşacağımız. Annenden söz ederim sana. Gerçek annenden.
Bak Ayşe, kim ararsa arasın, ihbarı onlara tam 3 gün söylemeyeceksin, hatta avukata bile. Bu 3 gün içinde benden haber çıkmazsa, bu kağıdı onlara ver. Olduğum yer burada yazılı, anladın? Anladım efendim. Emniyetten de telefon ederlerse gene bir şey söyleme, tamam mı? Tamam efendim. Hiç kimsenin bu işe burnunu sokmasını istemiyorum. Sizi sorarlarsa ne diyeyim? Teyzesi mi halası mı ne hastaymış oraya gitti dersin, anladın mı? Ha, evet efendim. Hadi gel kahvaltı edelim. Benim canım istemiyor. Aa, yemeğe darılmak yok demiştim sana. Canım sıkılıyor. Bir süre burada kalmamız lazım. Bir süre. Ne kadar? Bilmiyorum. Beni 8 senedir neden hiç aramadın? Hapisteydim. Olsun, gene arayabilirdin. Bak oğlum. Hapishane insanın babasının evi değildir. İnsan oradan istese de çıkamaz. Özgürlük denen şey nedir, ne değildir, insan orada öğrenir. Anan ölse, baban hasta döşeğinde yatsa, sen orada kalmaya mahkumsan, sana kimse acımaz. Bak bana, başını çevirme, gözlerime bak. Seninle erkekçe bir anlaşma yapalım. 3 saat seni buraya kapatacağım. Sadece 3 saat. Burada, bu kulübede kapatacağım seni. Bu kapı var ya, bu kapı. Bu kapıyı da açık bırakacağım. Sen istersen kapıyı açıp çıkabilirsin. Saat de yanında dursun. 3 saat burada kalabilirsen sana söz veriyorum, anne dediğin o kadına kendi elimle seni götürüp teslim edeceğim. Ama kapıyı açıp çıkarsan o zaman hapishanenin ne olduğunu anlamış olacaksın. Hepsi bu. Anlaştık? Affedersiniz. Buyurun. Rıza Bey'i arıyordum. Benim? Ha, anladım. Siz Sevim Hanım'sınız. Evet. Neredeler? Aradıklarınız buralarda bir yerdeler. Ama nerede olduklarını bilmiyorum. Neredeyse bir şeyler almaya gelirler. Anne. Annem bu demek. Ama onu hiç tanımıyorum ki. Alo? Alo hanımefendi. Çocuğunuzu kaçıran adamdan bir haber var mı? Kimsiniz siz? Efendim, biz mi kimiz? Biz polisiz bugüne bugün hanımefendi, polis. Hı hı. Demek hiçbir haber yok. İyi, komiser sordu da Allah'a ısmarladık. Amca, sen polis misin be? Lavabalık istemem. Bu ses yabancı bir sesti. Bunlar bizi uyutuyorlar. Amca, gel eve gidelim. İçeridekini sıkıştırır öğreniriz. Serserim! Karışma bana! Karışma bana lan! Sen bana karışacak adam mı oldun ha? Serserim! Olmadım! 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 Ne yapıyorsun lan? Au!
3 saat olmuş muydu? Hayır efendim. Neden çıktın? Hapishanenin nasıl bir yer olduğunu öğrendim ama gene de anneme dönmek istiyorum. Gel, kahvaltı edelim de sonra konuşuruz bu konuyu. Acıktın mı? Evet efendim, çok acıkmışım. Çok güzel. Hadi bakalım, koş kahvaltıya. Selim! Anne! Ah canım! Annem! Bir tanem! Yavrum! Bizi nasıl buldunuz? Buldum işte. Size rastladım, ne iyi oldu. Ya sizi izlemişlerse? Hasımlarım tehlikeli adamlardır. Oğluma ve size zarar gelmesini istemem. İnanın beni kimse izlemedi Ercan Bey. Her şeyden evvel oğlumu düşünürdüm. Öyle bir şey olsa gelir gelmez haber verirdim. Burası çok güzel. Beni de davet eder misiniz? Ah, buyurun tabii. Öğle için balık ister misiniz? Kasabaya ineceğim de. Bilmem ki. İsteriz, isteriz. Otomobilim Değirmen Oteli'nin parkında. Onu da alırsanız sevinirim. Arabayı tanıyorsunuz değil mi? Biraz. Kaçalım mı? Daha değil. Bir iki gün ben de burada kalacağım. Bize tamamen güvenmeli. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum anne. Bu kadın neden bu kadar değişti acaba? Böyle bir durumda buradan nasıl ayrılır? Bilmem vallahi. Teyzesi mi yoksa halası mı ne hastaymış galiba. Bana bir telefon edebilirdi. Alo, efendim? İhbar mı? Hayır, daha bir ihbar olmadı. İsminiz ne komiserim? Kapadı. Herif adımızı sordu, ben de kapadım. Bu böyle olmaz. Bizim polis olmadığımızı polise sorup öğrenirlerse o zaman ne olur halimiz? Öğrenirlerse öğrensinler. Bizim biz olmadığımızı nereden anlayacaklar? Bizim biz olduğumuzu nasıl öğrenecekler? Ne bileyim ben? Bizim biz olduğumuzu anlamasalar bile, bizim polis olmadığımızı anlarlarsa bize polismişiz gibi ihbarı söyleyecekler mi onlara? Ay, kafamı karıştırdın be! Evi bozalım mı? Sen karışma lan! Kararı ben veririm. Karışma, karışma. Tamam, tamam. Ateş biraz sonra hazır olacak. Balıkları hazırlayın bakalım. İçki içer misiniz? İçmiyorum. İçki içmem ben. Şaşırdınız değil mi? Neden? Beni görünce. Ben ona şaşırmadım. Geldiğinizden beri konuşma tarzınız çok değişik geldi bana. Esas ona şaşırdım. Bunu neye borçluyum? Belki de size hak verdim. İyilikle, konuşa konuşa bu işi halletsek diye düşündüm. Olmaz mı? Burada kalabilir miyim? Nasıl yani? Kulübede. Güzel de iki yatak var ama. Siz kulübede yatarsınız. Ben dışarıda da yatarım. Müsaade ederseniz otomobilde. Ha? Hadi bakalım, balıklar gelsin.
gerçekten çok güzelmiş. Selim söylemişti de inanmamıştım. Teşekkür ederim. Buraya gelmeniz bir tesadüf değildi herhalde. Bazı hesaplarınız var çocuk için. İşin içinden nasıl sıyrılacağınızı düşünüyorsunuz. Böyle güzel bir geceyi isterseniz tartışmayla bozmayalım. Son 8 yıl içinde benim hiç güzel gecem olmadı. Sadece oğlumu düşündüm. Fakat sizi öyle seviyor ki bana inşallah hasımların seni öldürür de anneme dönerim dedi. Ona kızmış olmalısın. Kızmadım ona. İnanın kızmadım. Çocuğa ne verdim ki ne bekleyeyim? Çok iyi bir insansınız. Önce size kızmıştım ama... Ama şimdi... Evet şimdi. Devamlı korku içindesiniz değil mi? Korku değil, endişe. Oğlum ve sizin için. Anlıyorum. Kahvaltı hazır. Buyurun. Geliyorum. Evde kimse yok. İçeri nasıl gireceğiz? Pencereden. Hırsız diye yakalarlar bizi sonra. Vay ansın. Bir adam var baksana. Belki bir başkası vardır. Varsa vardır, yoksa yoktur. Hepsi lafa bak kadar. Gerzek. Baksana, soralım mı? Soralım. Hanımefendi bayan. İhbar var mı çocuğu kaçıran adamdan? Siz kimsiniz? Polisiz. Anlaşılmasın diye böyle teptil geziyoruz. Bir telefon geldi. Ha? 2 saat sonra arayacaklarmış tekrar. Nerede olduğunu o zaman söyleyeceklermiş. Ya biz buralardayız. Tamam tamam. İster misin karakola gidip bize haber versin? Evet. Hadi tüyelim. Telefonla ararız. Hadi. Karınla sevişerek mi evlendin? Onun gibi bir şey. Ortaokulda tanışmıştık. O günler çok gerilerde kaldı. Artık oğlum için yaşamalıyım. Selim bana senin kurt masalını anlattı. Bana beğenmediğini söylemişti. Beğenmese anlatmazdı. 2 yavru kurda bakmak zorunda kalan erkek kurdun hikayesi çok dokunmuş ona. Yemeği bir lokantada yesek ne dersiniz? İyi olur derim. Selim, hadi gel, yemeğe gidiyorum. Selim, geliyorum. Sağlığınızı. Sizin de. Hani içki içmiyordunuz? Bir ufak şişe bira içki sayılmaz. Değil mi Selim? Ben de mi bira içeceğim? İçmez misin? Sen koca bir adam oldun artık. Bir şişe daha bira lütfen. Bu benim için de iyi bir tatil oldu. Çok güzel sesi var. Kimin? Onun. O kim? O işte. Babanın. Evet, gerçekten güzel sesi var. Alo? Affedersiniz, bir ihbar var mı? Ben komiser Halit Hızlı. Evet efendim, var efendim. Yazın. Bir dakika efendim, tuşunu. Evet, yazıyorum, söyleyin. Çok merzi. Çok teşekkür ederim. Tamam efendim, tamam. Anlaşıldı.
Teşekkür ederim. Şimdi ekibi yolluyorum. İyi ama oraya nasıl gideceğiz? Her şeye burnunu sokma. Ben ne bileyim. Birine soracağız elbet. Yürü hadi. Yürü aptal. Bira çarptı galiba. Olabilir. İlk defa bira içiyor değil mi? Burası çok güzel. Evet, çok güzel. Telefonla polislere haber verdim. Polise telefonla mı bildirmiştiniz? Evet. Ne yaptınız siz? Kemal'in hasımlarına mı verdiniz? Ne adresi? Ama komiser Halit Hızlı demişti. Merkeze telefon et. Burada bunları nasıl bulacağız amca? Senin kafan çalışmaz, arayacağım. Yürü. Düşerdin meyhaneye, bir vefasız uğruna ağrıdı siyah saçım. Ah çekmekle geçiyor günlerim arkadaşım, günlerim arkadaşım.
Siz de bizimle gelirsiniz. Bizimle geliyorsunuz değil mi? İstanbul'a kadar. Şunu bagaja koy ver. Biz de geliyoruz. Annesinin resmini alabilir değil mi? Tabii. Onun o fotoğraf. Bende başka var. Çantamı alayım. Sus, yumurcak sus. Tamam, çocuğu idam et. Kurşun hadi çabuk. Dikkat et, söylüyorum. Hadi. Ay, aptal, kurşunlar avucumda. Sen katil misin be? Adam öldürülür mü? Silah eline yakışmıyor senin. Kan davası ne demek? Kasap mısın sen? Koyun mu kesiyorsun? Amca. Kalırma yanına. Amca. Kan davası. Amca. Ayıp. Günahsız bir insan. Öldürür mü? Amca. Sen kanı görsen altay bayılacak. Bir de doktor olmaya kalktın. Durun. Geri zekalı. Kan dövülecekmiş. Kan davasıymış. Seni bir kanlatırım. Durun dedim size. Kan içinde kalırsın. Ercan Bey oğlum, bu anlamsız kan davası bitsin. Ailenin en büyüğü benim. Bu iş burada kapansın. Hadi herkes kendi yoluna gitsin. Hadi oğlum. Haklısın Mustafa amca. Bu kadar yıl en sevdiklerimizi kaybettik. Hem de bir hiç yüzünden. Sağ ol. Sen de sağ ol. Öp ulan abinin elini. Öpeyim abi. Estağfurullah. Öp dedim. Niye demedim? Öyle aptal. Allah Allah. Oh. Baba. Babacığım. Yavrum. Oğlum. Baba. Canım. Bak dünyaya, insanlara, hepsi hasret mutluluğa. Biri gülse, bini ağlar, küsmüşler yazık bu hayata. Bak dünyaya, insanlara, hepsi hasret mutluluğa. Biri gülse, bini ağlar, küsmüşler yazık bu hayata. Çok garip, hali acayip, sürünürler hep.